Herkese merhabalar. Tonguç Akademi'de motivasyonumuzu artırmaya çalışacağız. Hocam benim motivasyonumu artırmamızı hiçbir şey yapasım gelmiyor hocam. Her şeyi bıraktım yani. Saldın mı Tonguç? Çalışma. Her şeyi saldım hocam. Hiçbir şey yapasım gelmiyor hocam. Neden Tonguç? Defterin, kitabın kapağını açamıyorum hocam yani. Böyle çok mu sıkılıyorsun? Evet hocam, çok sıkılıyorum ve canım bayıyorum. Ders görünce bayıyorum hocam. Hoca görünce? Hoca görünce bayılıyorum hocam. Kitap görünce? Ayılıyorum hocam. Güzel. Şimdi motive olmamış bir öğrenci aynı senin gibi. Teşekkürler hocam. Kitaplar, dersler, hocalar hepsi sıkıcı geliyor. Tam beni anlatıyor. Hiçbir şey yapası gelmiyor. Aynen, ama eğer bir hedef belirlersen, küçük ya da büyük fark etmez. Mesela diyelim ki yarınki sınava çalışacağım. Bir saat çalışacağım demen bile yeterli. Veyahut da işte TEOG'da veyahut da YGS şurayı kazanacağım. Büyük de hedef belirleyebilirsin, küçük de hedef belirleyebilirsin. Ama benim mutlaka... hedeflerim küçük hocam. Nedir hayattaki mesela? Bütün hedeflerim küçük. Hocam benim ileriki en büyük hedefim, en büyük hayalim bir tane böyle son model bir cep telefonu almak hocam benim. Hedefin küçük gibi duruyor. Evet, yani bir düşününce son model cep telefonu nedir ki? Alabilirsin. Ama bu hedefini... Bir de çay bahçesi açmak istiyorum hocam. Vay! Böyle bütün herkes gelecek, arkadaşlarım falan, hava atacağım hocam. Tabii bunun için, bu hedefine ulaşmak için bir şeyler yapman lazım, öyle değil mi Tonguç? Bu şekilde olmaz. Çay yapıyorum, evde çay demliyorum çok güzel bir şekilde. Ha, dersleri bıraktım, çaycılığa başlıyorum diyorsun. İşin geyiği, gerçekten hedef de koyamıyorum kendime. Mesela bilgisayar oyunlarında hedef koyunca çok iyi bitiriyorum. Ama derslerde koyamıyorum. Bak şimdi Tonguç, mutlaka senin de okumak istediğin bir okul, almak istediğin iyi bir not, ulaşmak istediğin bir yer vardır. Dolayısıyla birazcık büyük düşünerekten hedefini belirleyip odana asarsan, odanda bulunduğun yere düzgün bir şekilde ben buraya girmek istiyorum, kendim burada istiyorum dersen veyahut da o kazanmak istediğin okulun önüne bir selfie çektirip mesela o okuldaki hani ben buraya gireceğim zaten bak şimdiden resmini çektirdim şeklinde kendini motive edici bir düşünce içerisine girersen mutlaka başarabilirsin Tonguç. Öncelikle büyük düşüneceksin. Yani hayallerin cep telefonumun arka planı yapsam olur mu hocam böyle? Ha, hedefim bu cep telefonu. Her saniye cep telefonuma bakıyorum zaten. Çok mantıklı. Aynen. Kazanmak istediğin okulun resmini ya da oraya gidip ismini oraya gidip de çektirdiğin bir selfie. Eğer gerçekten cep telefonuna wallpaper yaparsan... Bir çay bahçesinin fotoğrafını koyarım mesela. Çay bahçesi açmak istiyorsan onun fotoğrafını eğer wallpaper yaparsan mutlaka hedefine ulaşabilirsin Tonguç. Çünkü sürekli gördükçe insan bir onunla alakalı bir endişe taşır ve bir strese... Sen strese giriyor musun Tonguç bazen? Hocam çok stresliyim. Hele derslerde sınav döneminde yamuluyorum hocam. Bak, bir kere sınav döneminde kustum biliyor musunuz hocam? Nereye kustun? Stresten kustum. Nereye arkadaşımın kustun? Üstüne kustum hocam. Allah'ım yarabbim ya. Sonra ne oldu? Arkadaşımla arkadaşlığımız bitti hocam. Annesi çağırdı. Temizletti mi sana? Hayır, çöpe atmışlar kıyafet hocam. Çok kötü kokuyormuş. Aslında güzel bir hatıra olabilirdi. Ay. Şimdi bak, pozitif stres başarıyı artırır ama negatif stres, yani çok fazla stres bazen kusmaya yol açabiliyor. Ama yani hiç stresli adam hiçbir şey yapamaz. Mesela senin hiçbir stresi yok. Böyle boş boş geziyorsun. Rahatım ben ya. Rahat olmak kötü bir şey. Birazcık stres olmalı ama fazlası gerçekten birazcık zararlı olabiliyor. Ama bunu da kontrol edebilirsin. Bunun için ne yapman lazım biliyor musun Tonguç? Birincisi güvenli bir ortam oluşturmak. Maske takmalıyız hocam. Hayır, bu da işin esprisine gidiyor. Güvenli bir ortam derken şu. Seni böyle sürekli rahatsız eden, çalışmıyorsun, yapamazsın, kazanamazsın ki gibi diyen insanlar varsa onlardan uzak durmalısın. Onlar sana zarar veriyor Tonguç. Hocam o zaman onlar güvenli bir ortam. Babamdan nasıl uzak duracağım? Evet, hemen yeni bir eve çıkmalısın Tonguç. Ya tabii ki annenden babandan tabii ki uzak duramazsın ama onlara şunu söyleyebilirsin. Anne, sizin bana sunduğunuz ortam sürekli çalış çalışmıyorsun diyerekten bana motivasyonumuzu düşürücü. Güvensiz bir ortam sunuyorsunuz. Ben burada durunca ders çalışasın gelmiyor. Ama bana iyi şeyler söyleyen hocalarımın yanında arkadaşlarımın... Evin kapısını değiştirin, zırhlı kapı yapın. Aynen. Ortamını değiştirmesin. Bir de çalışma ortamını değiştir. Hep aynı masa, aynı kalem, aynı kitaplık. Uzayda aynı... çalışabilirim mesela. Uzaya gidebilirsen böyle imkanın varsa, eğer baban seni uzaya gönderebilecek bir imkanı varsa git Tonguç. Uzayda var hocam, çalışmak zihni açıyormuş. Bilim adamları bunu araştırmışlar. Uzaya gidersen konuları daha hızlı anlayabiliyor musun Tonguç? Şaka bir yana uzaya gitmeye gerek yok Tonguç. Amerika'yı yeniden keşfetmeye gerek yok derler ya onun gibi. Senin yapacağın tek şey şu. Odan da biraz değişiklik yapacaksın. Çünkü hep aynı odayı, aynı masayı, aynı kitaplıkları görmek, aynı dizaynı görmek biraz sıkıcı oluyor. Birazcık yerini yönünü değiştirirsen, kitaplarını farklı şekilde dizayn edip... Masanın yönünü değiştirebilirim hocam. Ya mesela camın önündeyse dolabın önüne koy. Dolabın önündeyse camın önüne koy. Birazcık bir değişiklik yap. Veyahut da halının, kilimin yerini yönünü değiştir. Masanın oturma kısmını duvara dayadım hocam. Dolayısıyla masamda oturamıyorum hiç. Ayda. Belki masamın oturma kısmını normal yapabilirim. O zaman oturabilirim. İşte bu ya. Bak. Bir ders çalışmamı sağlayabilirim. Aynen. Bir de grup çalışması yapmalısın Tonguç. Grup çalışması yapıyor musun? Hocam grup çalışması çok net bir şekilde yapıyorum. Arkadaşlarla herkes beraber geliyoruz. Grupça online bir şekilde FIFA oynuyoruz hocam. Allah yarabbim. Acayip bir grup çalışması. O değil. Çinlileri yeniyoruz hocam. Çinliler bayağı iyi FIFA'da. O adamları yeniyoruz. Hatta şeyde bile yeniyoruz. Kodda bile yeniyoruz hocam. Çok iyi. Aynı çalışmayı derslerde yapacaksın. Bu arada Battlefront diye bir oyun çıktı bayağı iyi. Tonguç var ya senden korkuturum. Şimdi burada şu çok önemli Tonguç. Nasıl bahsettiğin oyunlarda grup çalışması yapıyorsan ders çalışırken mesela diyelim ki çok ağır bir konu var. Hoca dedi ki 20. sayfadan 100. sayfa kadar yazı yapacağım size dedi.
100'den 20 çıkarsan kaç kalır geriye? 60. Hayır, 70 kalır. Hayır, 80 kalır. Allah bırak. 80 kalır. 80'i 3'e böleceksin. Kimler mesela dinliyor aynen, rezil oldu. 80'i 3'e böleceksin. Herkes 3 kısmını, belli bir kısmını okuyacak. Anlaşıldı mı? Mesela diyelim ki atıyorum 25 sayfasını birisi, 25 sayfasını birisi. Oha, biz bunu şeyde sınavdan önce yapıyoruz. Aynen, yani böyle yaptığın zaman herkes kendi sayfasını iyi çalışacak. Çünkü diğerlerini okumuyor. Yani. O zaman kalırsınız. Gruptaki kişileri iyi seçeceksin. Böylece daha az çalışıp daha çok bilgiye ulaşmış olacaksın. Anlatabildim mi? Çünkü herkes kendi kısmını okuduğu zaman senin başarını artırır, şeyler yapabilir. Bir de kendini yaptığın bir şey için ödüllendirecek Tonguç. Küçük bir başarı da elde etsen, büyük bir başarı da elde etsen, eğer kendini ödüllendirirsen... Çikolata alıyorum hocam kendime. Çikolata alabilirsin, güzel bir sinemaya gidebilirsin, güzel bir filme gidebilirsin. Hocam bu söylediklerinizden sonra motive oldum. Şu anda gidip ders çalışmayı düşünüyorum. İnşallah Tonguç. Yeter artık, şu dersleri bitireceğim ya. Harikasın Tonguç. Aynı zamanda Tonguç Akademi... Bom. Harika. Videolarımız bom bom aradıvan şeklinde devam ediyor. Bir önceki bir sonraki videomuz bu videoyu da like etmeyi unutma Tonguç. Teşekkür ederim hocam.